Sinopili Dikmen ilçesi tarihi. Dikmen ilçesi asıl yerleşim yeri olarak ilçenin 3 kilometre doğusundaki eski cuma görülmektedir. Dikmen'in de içinde bulunduğu bölgeye M.Ö. 1200-1546 yılları arasında Paflagonyalılar hakim olmuştur. Fakat onlar hakkında fazla bilgi yoktur. İskender İmparatorluğu M.Ö. 323-336 yılları arasında bu bölgeye hakim olmuşlardır. M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir. 395 yılından itibaren de Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla Bizans olarak bildiğimiz Doğu Roma İmparatorluğu bu bölgeye hakim olmuştur. Anadolu Selçuklu Sultanlarından 1. İzzet'in Keykavus Sinop ile birlikte Dikmen'in de içinde bulunduğu bölgeyi 1211 tarihinde hakimiyeti altına aldığı ihtimali vardır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra 1277-1322 yılları arasında Pervanoğulları Sinop ve diğer ilçeleriyle bu bölgeye hakim olmuşlardır. Pervanoğullarının toprakları 1322'de Candaroğullarına geçmiştir. Çevikli köyünde Cender mezarı denilen mezarın Candaroğullarından olduğu bilinir. Sinop ve Dikmen'i içine alan bölgeler 1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndan önce işgale maruz kaldığı söylenemez. Ayrıca çevrede yaşayan insanlardan edinilen bilgilere göre Saray Köyü'nde Söğütlü adı verilen bir göl vardır. O gölün yakınında Orta Çağ'dan kalma bir saray vardı. Bu sarayın kimlerden kaldığı bilinmemektedir. Zamanla bakımı ve tadilatı yapılmadığından günümüzde kalıntısı bile kalmamıştır. Yine tarihi bir eser olarak bilinen Kerim Köyü Eski Cuma Mahallesi'ndeki camiyi gösterebiliriz. Caminin yapılış tarihi bilinmemektedir. Ancak çevresindeki mezar kalıntılarının 1690 yılına ait olduğu sanılmaktadır. İlçemiz Kerim, Göllü ve Görümcek köylerinde bulunan asırlık mabet yerleri ve camiler ilçemizin çok eski bir yerleşim yeri olduğunun kanıtıdır. Ayrıca Akçakese köyü altında mevcut büyük bir tümseyin tesadüfen kazılması sırasında oda oda büyük bir bina kalıntısının ortaya çıkması bir devlet kuruluşunun kanıtı olmuştur. Bu mevkiye Kolazı denirdi. Halbuki askeri alay anlamına gelen Kolazı binası olduğu anlaşılmıştır. Eldeki mevcut bilgilere göre 1908 yıllarında Gelze'nin Bucak Saray Köyü'nün kaza olduğu şüphesizdir. 1890 yıllarında şimdiki Dikmen ilçesinin içerisinde yer alan Üçpınar, Göllü ve Yaykın köylerinde ilkokul mevcut olduğu ve Ali Efendi'nin Üçpınar İlkokulu'nda öğretmenlik yaptığı ve köyün %75'inin okur yazar olduğu bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında Candaroğullarının Sinop'ta hüküm sürdüğü yıllarda Gerze'den hiç bahsedilmediği, o devirlerde saray kazasının yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. İlçemiz yakın tarihini ise 1935 yılında nahiye olarak teşkilatlandırılması, 1957 yılında içinde tüm kuruluşların bulunduğu teşkilatı nahiye haline gelmesi ve bundan 33 yıl sonra 20.05.1990 tarihinde 20.593 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3.644 no'lu kanun hükmünde kararname gereğince Kırçal, Dumanlı, Çoraklı köylerinin birleşmesiyle ilçe hüviyetine kavuşmuştur. 30 Ağustos 1991 tarihinde fiilen ilçe olarak faaliyete geçmiştir diyebiliriz. İlçemiz Dikmen Çam ormanları arasında kurulmuş küçük bir yerleşim yeridir. Bu yapısıyla son zamanlarda değeri giderek artan yayla turizmine açık ve elverişli bir yerdir. Göktepe ve Kiraz Dağları, Kuz Fındık, Omurlu, Üçpınar, Yaykın Köyü civarında doğa harikası yaylaları mevcuttur. Ancak bölgemizde herhangi bir turizm yatırımı bulunmamaktadır. İlçe merkezinde ve bazı köylerinde her yıl Temmuz ayının 2. ve 3. haftasında kara kuşak bileşleri düzenlenmektedir. Ayrıca 1965 yılından bu yana Eylül ayı içinde hayvan alım satım panayırı kurulurdu. Günümüzde bu da kaldırıldı. Biraz da Dikmen'imizin günümüzdeki halinden söz edelim. 2022 yılı verilerine göre Dikmen'imizin nüfusu 4753'tür. Günümüzde ilçeye bağlı 3 mahalle 28 köy bulunmaktadır. Mahalleleri Babaloğlu Mahallesi, Çorak Mahallesi, Kırçal Mahallesi. Köyleri ise Akçakese Köyü, Bucak Köyü, Büyük Dağ Köyü, Büyük Kızı Köyü, Çanakçı Köyü, Çevikli Köyü, Çukurcu Alan Köyü, Dağ Köyü, Dudaş Köyü, Dumanlı Köyü, Göllü Köyü, Görümcek Köyü, Kadı Köyü, Kara Ağaç Köyü, Karakoyun Köyü, Kerim Köyü, Küçük Kızı Köyü, Küplüce Köyü, Huzu Alan Köyü, Saray Köyü, Şeyh Hüseyin Köyü, Üçpınar Köyü, Yakuplu Köyü,
Yaykın Köyü, Yaylabey Köyü, Yeniköy Köyü, Yukarı Çekmez Köyü, Yumaklı Köyü şeklindedir. Dikmen Belediye Başkanımız Sayın Adnan Acar Bey'in Dikmen ilçemize yaptığı katkıları da ifade etmek istiyorum. Özellikle altyapı çalışmaları, çevre düzenlemesi ve Dikmen halkına verdiği değeri bu azminden görebiliriz. Kendisinin sık sık vurguladığı bir konu var. Onu da önemseyerek ifade etmek istiyorum. Nüfus kayıtları ile alakalı olarak Dikmen ilçemize ve köylerimize daha verimli hizmet alabilmek adına ikametgah adreslerimizi Dikmen'e almamız hizmet alımı konusunda faydalı olacağını unutmayın. Ve bu konuda Dikmenliler olarak bu konuyu dikkate almanızı önemsiyoruz. Son zamanlarda Dikmen ilçemiz, Belediye Başkanlığı, Dikmen Kaymakamlığı ve Dikmen Dernekler Federasyonu ve federasyonumuza bağlı köy derneklerinin özverili çalışmaları ile Dikmenimizin kalkınması, iş sahalarının açılması, doğa güzelliklerinin tanıtılması için her türlü fedakarlığın yapıldığını söylemek istiyorum. Bunun örneğini geçtiğimiz günlerde SİAD'ın düzenlediği Sinop Tanıtım Günlerinde Dikmen Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Remzai Bey'in liderliğinde Dikmenlerin birliği, beraberliği İstanbul'da ses getirdi diyebilirim. Bu duygu ve düşüncelerimle Milli Cazgır Kemal Karga Bey'in bayrak şiiriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Küçük Kızı Köyü Dernek Başkanı Hasan Ersoy saygılarımla. Bayrağımızı indirmesin. Huzur-u mahşere kadar birlik, beraberlik, sevgi, saygı, muhabbet içinde yaşayacağız. Ben burada bulunan başta Sayın Valimize, Milletvekilimize, Belediye Başkanlarımıza, Kaymakamlarımıza, güzel insanlara, güzel Sinoplara ve bizi daha sonra izleyecek olan güzel Türkiye'nin güzel insanlarına Sıvıcı Cazgır Kemal Kalkar olarak bayrak şiirini okumak istiyorum. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl sısı, kız kardeşinin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanı yazacağım, sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Savaş bizi kavga dağlara getirdiği gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalan barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünden yer beğen, nereye dikilmek istersen, seni oraya dikeyim. Dinarlardan ezanımız dinleyecek, göklerden ay yıldızlı bayrağımız dinleyecek, tüm dünya bunu böyle bilecek. Balat ağacının yaprağı çoktur, dalında meyvesi yoktur, Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü devlettir, kimsenin malında, mülkünde, toprağında, petrolünde gözü yoktur. Ne mutlu Türk'üm Saygıdeğer izleyenlerimiz, değerli konuklar, güzel memleketimin, güzel Türkiye'min güzel insanları, bizler yine bir hafta aradan sonra Sinop 57 TV Kuzey'in ekranında Cazgır Kemal'im Show programında sizlerle birlikteyiz. Efendim sizler ekranlarınızın başına, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum efendim. Ve bu hafta bizleri yalnız bırakmayan Dikmen ilçemizin güzel köyü, 5 muhtarlık bir köy, Serder.
Serdar Dernek Başkanımız Ali Ateş ve yönetimi aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Biraz sonra kendilerini de tanıyacağız. Ben şimdi sizi sanatçımızla baş başa bırakıyorum. Evet, kendisini programımızda bir iki kaç defa konuk aldık. Bu hafta da bizim misafirimiz. Siz onun kendisini tanıyorsunuz. Gerçekten şıkır şıkır, fıkır fıkır güzel, birbirinden güzel eserleri, parçaları var. Ben alkışlarla Sinop Dikmen Çanakçı Köyü'nden Çetin Özdemir diyorum efendim. Haydi bakalım ekran başı. Efendim, ağzınıza, yüreğinize sağlık güzel insan. Bir kez daha hoş geldin, şeref verdin. Nasılsınız? Teşekkür ederim başkanım. Siz nasılsınız? İyisiniz. Yüce Rabbim kimseye ilacı dermanı olmayan dert vermesin. Amin inşallah. Hasta kullarımıza şifalar, derd olan kullarımıza devalar, borcu olan kullarımıza da Yüce Rabbim ödeme kolaylığı nasip eylesin. Bu akşam hoş geldin ya şehri Ramazan. Buradan gittikten sonra sahura kalkacağız. Ramazan-ı Şerife
hep birlikte tutacağız inşallah. Yüce Rabbim i̇nşallah. Sağlık sıhhat içinde tutmayı, dualarımızı, dileklerimizi, oruçlarımızı kabul eylesin diyoruz şimdiden. Amin. Hayırlı mübarek olsun diyoruz. Seni yerine alıyorum güzel Teşekkür insan. Ederim başkanım. Sağ olun. Hoş geldiniz bir Hoş kez bulduk, daha. Sağ olun. Efendim yine size çalıp söyleyen piyanist şantörümüz bu akşam aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Sadık Saraç kardeşim. Hoş geldin güzel insan. Evet değerli ekran başı, Sinop 57 TV'ye, Kuzey'in ekranına, Cazgır Kemal'im Show programına bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu yayında yapımda emeği geçen, yayınımın sizlere aktarılmasında katkı ve destek sunan değerli sponsorlarıma, birbirinden değerli iş adamlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra isimlerini de sayacağım. Yine bizleri bu ekranlarda sizlerle buluşturan, gerçekten çok mücadele ederek bu Sinop 57 TV Kuzey'in ekranını bizlere kuran, programcılarımızı açan değerli patronumuz Sami Eskici'ye çok çok teşekkür ediyorum. Eskici ailesine ve patronumuzu tanıyan eşine, dostuna, akrabalarına selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yine yönetmenimiz Tolga Altun Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Müdürümüz Özlem Ceylan hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklar, sizler de duygu ve düşüncelerinizi aktarmak için önce Sinop 57 TV'yi kayıt ediyorsunuz efendim. 0545 105 0057'yi kayıt yapıyorsunuz. Daha sonra da bizlere, programımıza duygu ve düşüncelerinizi aktarıyorsunuz. Bizler de ilerleyen dakikalarda görebildiklerimizi, yakalayabildiklerimizi okuyup sizlere selam kelam göndermek istiyoruz. Değerli seyircilerimiz, güzel ülkemin, güzel Türkiye'min güzel insanları. Şimdi sıra bizim Sinop'un meşhurlarına geldi. Kendilerini siz tanıyorsunuz. Daha öncelerde de programımıza katılmışlardı. Yine bu hafta bizleri yalnız bırakmadılar, misafir oldular. Ben kendilerini ekrana davet edeceğim şimdi. Ama öncesinde diyorum ki, çalar söylersiniz siz, kalkıp oynarız biz. Sizleri Sinop 57 TV ekranlarına davet ediyorum, sahneye davet ediyorum. Öps Sinop Davulcu'nun ekibimiz, Öps Sinop Davulcu'nun ekibi Ali Altun ve arkadaşlarını alıyoruz efendim. Buyurun.
Sinop Davulcu'nun ekibini alkışlarla yerine alıyoruz. Davulcu Ali Altun, davulcu Salih Taşkın, zurnacı Şenol Ermiş kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu güzel ekibi sizler de düğünlerinizde, nişanlarınızda, müzik eğlence programlarınızda, yayla şenliklerinizde görmek isterseniz kanalımızı ve sunucu Cazgır Kemal Kargay'ı arayabilirsiniz. Biz aracıyız efendim. Nasıl, beğendiniz mi? Muhteşemler. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar Davulcu'nun ekibimize ve ekran başına geliyor. Efendim, şimdi programımızın bu bölümünde konuklarımızla, misafirlerimizle, evet, bir sürprizimiz varmış efendim. Ben hemen konuklarıma dönecektim, dernek başkanımıza. Ama içeriden yönetmenim ve sevgili patronum işaret verdi. Bir tane sürpriz sanatçımız geliyor. Evet, ben şimdi sanatçımızı bir göreceğim. Ondan sonra anonsunu yapacağım. Şu anda kim olduğunu ben de bilmiyorum efendim. Evet, şu anda sizler sanatçımız gelene kadar tekrardan WhatsApp numaramızı sizlere hatırlatıyorum. WhatsApp numaramız 0545 105 çift 057, 0545 105 çift 057'den bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Önce bu numarayı telefonunuza, bilgisayarınıza Sinop 57 TV olarak kaydediyorsunuz. Daha sonra mesaj gönderiyorsunuz. Kaydetmeden mesaj gönderirseniz yayının içine düşmez, bizler göremeyiz. Güzel Türkiye'min güzel insanları diyorum. Ve sanatçımızı almak istiyoruz efendim, hazırsak. Evet, alkışlarınızla diyoruz ki türkülerle gülesin ekran başını ve stüdyoyu. Sizleri çok sever bu sanatçımız, bilesin. Gülesin Hanım'ı alkışlarla Cazgır Kemal'in show programını alıyoruz. Haydi bakalım. Erik dolu gevrek bir, Erik.
Efendim, ağzınıza, yüreğinize sağlık güzel insan. Gülesin Hanım bizleri de bu hafta yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ediyorum. Abone efendim, oldum, abone. Gülesin Hanım zaten cuma günleri bizim programımızın önünde Cazgır Kemal'im Show'dan önce saat 17-19 arası program yapıyor. Ablamız da kanalımızda. Biz bir aileyiz, birlikte bir aileyiz. Bizleri yayla şenliklerinize, etkinliklerinize, düğünlerinize davet etmek isterseniz. Ben Deniz, sunucu Cazgır Kemal Karga, sanatçı ekibimizle, canlı yayınımızla, davul zurnamızla sizlerleyiz efendim. Başkanlarımıza duyuruluyor. Evet, Gülesin Hanım, siz daha önce Alateş Başkanımızın da Serbest Ses Festivali'ne gidip konuğu misafir olmuştunuz. Orada program bu akşam da isabet oldu. Başkanımız da bizim konuğumuz. Çok teşekkür ederiz ediyorum. Efendim. Burada olmak çok güzel, biliyorsun her zaman olduğu gibi. Evet. Dedim bir çıkayım, bir jest yapayım, biraz çok oynayayım. Çok teşekkür ederiz. Az oynadım ya bu akşam, onun için korunuklarım biraz ağır olduğu için ben biraz az oynadım. Doğru bugün. Söylüyorsunuz. Onun için dedim biraz daha oynayayım, sanatçı, öyle gideyim. Sanatçı dediğim bazı parçalarında duygulandırır, düşündürür. Bazı parçalarında da şıkır şıkır oynatır. Onu yaşaman lazım. Onu yaşaman lazım. Ne olursa olsun, dediğin gibi oyun havasında olsun. Dertli de o. Dertli de yaşayacaksın, oyun havasında da yaşayacak. Evet, ben gitmeden şunu diyeyim. Buyurun. Ne oldu? Şimdi benim abla bayramda... Bayram mı girdi? Bayramda sana şıkır şıkır gençlerden ayarlayacağım. Klibimizi evet. Çekeceğiz. Vallahi çok iyi. Gülesin Hanım klip çekmek istiyor efendim. Amanof'a çekeceğim. Amanof diye bir parçası var. Klip çekecek. Sinop yöresinde genç davul zurna ekibi, köçek arkadaşlarımız köçek bizimle istiyorum. Bağlantıya geçsinler. Evet. Gülesin Hanım'ın klibinde oynamak klibinde üzere. Klibinde oynamak isteyenlere Kemal Karga'yı duyurum. Arasınlar efendim. Evet. Önce bir prova yapacağız. Daha sonra çekimlere başlayacağız aynen. İnşallah. Ben size hayırlı programlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere başkanım. Çok teşekkür sizi ediyoruz efendim. Sağ olun. Bütün kalbimle söylüyorum. Çok mutlu oldum. Nereden biz de çok mutlu olduk. 3-4 sene oldu görüşmeyeli. İnşallah bu yaz. İnşallah. Ben bugün. İnşallah. Olsun bu efendim. Bu da sana sürpriz oldu. Ali Ateş'e sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Hep kıyafet de mi görecekler? Biraz da böyle görsünler. Ne diyoruz efendim? Türkülerle Gülesin. Sizleri seviyor, çok seviyor. Gülesin. Biz de sizi seviyoruz. Üzere. Alkışlarla gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun efendim. Saygılar başkanım. Teşekkürler efendim. Evet, saygıdeğer izleyenlerimiz, değerli konuklarımız, gerçekten çok güzel bir açılış yaptık. Katılan bütün sanatçı arkadaşlarımıza, davul zurnamıza ve derneğimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlerle dernek başkanlarımı, yönetimini ve güzel kardeşlerimizi buluşturmak istiyoruz. Bu hafta bizleri Sinobili, Dikmen ilçesi Serbest Köyleri Derneğimizin sayın başkanı, 3 dönemdir başkanı Ali Ateş yalnız bırakmadı. Misafir konuğumuz oldu. Ben başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim Kemal abi. Hoş bulduk. Size de programınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. 11 ayın sultanı, hayırlı Ramazanlar diliyorum bütün herkese. Bugün inşallah amin. Savurumuzu da kalkacağız. Teşekkür ederiz. Oruçlarımızı tutacağız. Bütün inşallah nice Müslüman alemine hayırlara vesile olsun diliyorum. Ben böyle bir kanalı Sami abiye teşekkür ediyorum. Sinoplara hediye ettiği için, ismini 57 koyduğu için, Sinop 57 TV olarak düşün. Ben mutluyum. İyi ki de böyle bir kanalımız var. Bizler hem iş adamı olarak, hem dernek olarak, hem yönetim olarak bu tür kanallarımıza sahip çıkmalıyız. Ve ben Kemal abi, buyurun. Sizin programınızda olmaktan da ayrı bir mutluyum. Siz çünkü hem cazgırlık yapıyorsunuz, hem sunuculuk yapıyorsunuz, hem Sinop ilinin Dikmen ilçemizin ilçe dernek başkanlığını yapıyorsunuz. Yani hizmetten hizmete koşuyorsunuz. Az önce Gülesin ablamı da dışarıda gördüm. Dedi ki başkan sen var mısın bu akşam, söyleme Kemal abiye ben bir sürpriz yapayım dedi. Çok da güzel oldu. Çok da güzel oldu. Kendisine çok teşekkür ederim gerçekten, ben onu çok severim. Hep yani sürprizimiz yaptığı için Allah razı olsun. Onun için çok teşekkür ederim Kemal abi. Ben biliyorsunuz ki derneğime 3 dönemdir dernek başkanlığı yapıyorum. Sayın Kenan Abalı'dan 3 dönem onursal başkanlığımızdan devraldık bu görevi. 3 dönemde biz yapıyoruz. Bugün o bizim aramızda yok. Ama selam gönderiyoruz. Selam buradan. Gönderiyoruz buradan. O bayrağı bize teslim etti. Bizden de devam ediyoruz. Allah razı ben olsun. Ben derneğimde gençlik kolundan gelerek buralara geldim. Yanımda da gelirken özellikle hem başkan yardımcımı hem de gençlik kolu başkanımı yanımda taşımak istedim. Yanımda beraber, çünkü
bu işe biz öncülük olursak gelecek nesillere örnek olacağımızı düşünüyorum. Sağ olun, var olun. Şimdiden teşekkür ederim başkanım. İkinci bölümde yine yaptığımız sosyal faaliyetleri tabii falan konuşacağız. Onlar ben de çok teşekkür ederim başkanım. Baş tacısınız. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, şimdi gençlik bu arada kolları... Ali abi de çok iyi oynuyor. Evet, Ali Davulcu abi. Ali Altın da ekibiyle birlikte muhteşemdi. Evet, yine ilerleyen ekibim. Dakikalarda birlikte olacağız. Sağ olasın. Evet, güzel Türkiye'min güzel insanları, Sinop 57 TV ekranlarındayız. Cazgır Kemal'im Show programındasınız. Bizler her hafta saat 20-22 arası bu kanaldayız, buradayız. Sizlerin cep telefonlarındayız, bilgisayarınızdayız, ellerinizdeyiz. İnşallah en kısa sürede de uyduda olarak tüm dünyada olacağız diyorum. Bu konuda tekrardan bu kanalı bizlere hediye eden, bu yolda mücadele eden patronum Sami Eskici'ye, müdürümüz Özlem Ceylan'a ve yönetmenim Tolga Altın'a çok çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri derneğimizin gençlik kollarıyla baş başa bırakıyorum. Hoş geldiniz kardeşim. Kemal abicim, çok sağ olun. Ben bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere de gençlik kolları yönetimimin selamlarını iletiyorum. Ben buradan Ali abimden bir söz almak istiyorum. Davulcu abileri çok beğendim. Ben de bekarım. İnşallah nasip olursa. O zaman bekarlar düğününde Ali Altın'ı zaten tercih ediyorlar. Siz de bu kervana katıldınız. Abiler çok hoşuma gitti. Ali abim sponsorluğunu inşallah. Teşekkür ederiz. Bizim alkışlıyoruz. Bizim Sinop'umuzun her yörenin davul zurnası güzeldir ama bizim Sinop'umuzun yöresi gerçekten farklı. Kesinlikle. Benim programın içinde davul zurna sponsorum var. Yeşil Dikmen Davul Zurna ekibi, Cemal İpek ve arkadaşları. Onlar da şıkır şıkır. Alim de şıkır şıkır. Şu ana kadar yöremizde 8-10 tane ekip tanıdım. Her biri şıkır şıkır. Demek ki derslerini güzel çalışıyorlar. Yeni yeni de gençler yetişiyor. Her birine başarılar dileriz. Tabii ki, her zaman. Efendim isim soy isim tabii tekrardan alalım. Ramazan Sarısoy ben. Sinop Dikmen Kadıköy'de doğdum. Yani köyde doğmuş birisiyim. Yani bu sebeptendir ki köylere olan merakımız, sevgimiz her zaman daimdir yani. Ali abimin dernek başkanlığına başladığından beri biz de aktif olarak derneğimize başlamış bulunmaktayız. Tabii daha öncesinde gidiyorduk da Kenan abinin zamanında da. Evet. Ali abimle beraber gençlere çok güzel bir öncülük yaptı. Çağırdı derneği bizleri, sağ olsun. Tabii ki gençlik kollarından geliyor. Maşallah. Ya biz de bunun sorumluluğunu hissediyoruz üstümüzde. Yani ben size başarılar diliyorum. İnşallah. Allah razı olsun. Buradan da tüm İslam aleminin Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler de diliyoruz. Yani teşekkür ediyoruz. Biraz daha yakın konuşalım lütfen. Dünyamıza barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Savaşlar olmasın. İnşallah, insanlar inşallah, ölmesin. İnşallah tüm dünya huzur barış içinde Ramazan'ı karşıladık. Bayrama da sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur içinde girmeyi nasip etsin yüce Rabbim diyorum. Ve ben sözü yönetim kurulumuzu başkan yardımcımıza bırakıyorum efendim. Buyurun, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz güzel insan. İsmim Bahri Çetinkaya. Öncelikle sana hayırlı olsun. Buradan teşekkür ederim. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinize selamlar olsun. Diğer mikrofon alabilir miyim sana? Hayır, diğer mikrofon. Evet, Bahri Çetinkaya kardeşim, şimdi Çetinkaya deyince ben iki tane güzel insan hemen hafızama düştü. Kadir Çetinkaya abimize buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hacı Bayram Çetinkaya'ya selam, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bütün serbeste ve köylerimize selam olsun. Devam ediyoruz, tekrardan alalım efendim, isim soy isim. İsmim Bahri Çetinkaya, serbest dernek başkan yöneticiliği yapıyorum 3 yıldır, 3 dönem. Maşallah. Buradan herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum yönetim arkadaşlarıma. Ve size de başarılarınızı diliyorum. Allah razı olsun. Ne diyoruz? 5 muhtarlık bir köy. Başında da Göktepe var. O bizim zenginliğimiz. Yıllardan beri atalarımıza, dedelerimize ve devletimize o bölgeye ekonomik, maddi, manevi katkı sağlayan Göktepe ormanlarının eteğinde 5 muhtarlık bir köy. Serbestler el ele hep birlikte mutlu güzel günlere diyoruz efendim. Evet, sanatçımız Çetin Özdemir. Kardeşim sen de tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk Kemal abi. Vallahi yayınınızı sürekli takip ediyorum. Güzel gidiyor. İnşallah da daha devamı gelir. Ama buradan tabii bizim Sinop'umuzun birçok iş insanı var. Buradan tekrar seslenmek istiyorum. Her geldiğim programda da söylüyorum zaten. 57 TV'mizi frekanslarda görmek istiyoruz. İnşallah. İnşallah. O yolda yani, emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü bizim Sinop'umuzun gerçekten birbirinden değerli, birbirinden çok kıymetli sanatçı arkadaşlarımız var, abilerimiz var. Hepsi program yapıyor, yapmaya da gayret sarf ediyor. Yani programda yapmayı da çok seviyoruz biz. Yani neden başka kanallarda değil de, yani yapıyoruz da kendi kanalımızda yapmıyoruz. Tabii ki. Onun için bu şeyimi, dileğimi
dile getirdim. Bu temenni aynen. Dile getirdim. Bizler bizi, de duyduk. Bizi izleyen ekran başında bütün herkese selam ve saygılar soruyorum. Ali abim de burada bu akşam gerçekten Serdar'ı da burada bu akşam görmekten mutlu ve onur duydum. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Sadece telefonlarda görüşemiyorduk. Evet. Ama artık inşallah sık sık görüşeceğiz. Nasıl bayramda olursa. Da birlikteymişsiniz efendim. Bayramın i̇nşallah. Kaçıncı günü? Kurban Bayramı'nın? Kurban Bayramı 3. günü inşallah. Serbestesiniz inşallah. Serbestteyiz. Evet. Şimdiden tüm halkımızı davet ediyoruz. Evet. Önce kendi köyümün pikniğini yaptıktan sonra hemen serbeste geçiyorum. O zaman kendi köyünde geçelim. Aynen. Sinop Dikmen Çanakçı Köyü. Çanakçı Köyü Derneğimizin de pikniği var, festivali var. Buradan ama başkanımız Nuri Nami Özdemir'e ve köyümüzün muhtarına Aydın Özdemir'e selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Selam olsun hepsine. Teşekkür ederiz. Evet Ali Başkanım, sizden birkaç kelime daha alalım. Ali Başkanımız ne iş yapıyor? Dernek başkanlığı haricinde onu da öğrenelim. Daha sonra ben sponsorlarıma teşekkür gönderip ve yayın akışımıza devam edeceğiz. Şimdi Kemal abi ben yani iki tane limited şirketim var. Hayırlı uğurlu olsun güzel insan. Unlu mamul üzerine toptan gıda yapıyorum. Diğeri Asmen limited şirket adına bir kaydım var. Bir de Skort özel şirketim var bir tane daha. Skort ajantem var. Onun dışında ufak tefek başka işler de yapıyoruz. Yani ben biliyorsunuz ki ben geçen dönemkide de kağıthanede de belediye meclis üyeliği yaptım. Yani hem Sinoplu'yu hem kendi köyümü hem de elimden geldiği kadar ufak da olsa bir hizmet ettik. İnşallah ne diyeyim o dönemden de kalan bildiğiniz gibi ne varsa hakkımızı helal edelim bizden yana. Onlar da bu böyle bir gecede. Evet. Gerçekten 10 parmağınızda 10 marifet var. Evet. Geçmiş dönem Kağıthane Belediye Meclis üyeliğimizi yaptınız. Sinopluların ve o bölgede yaşayan tüm hemşehrilerimize temsilci oldunuz. Yine sizin döneminizde bizlere destek katkı veren, şu anda da rahmeti rahmana kavuşan Musa Can abimize de Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok arkamızda durdu. O dönemde bizlere destek veren bütün derneklerimize ve iş insanlarına, güzel Türkiye'min güzel insanlarına ben sizin ve şahsınız adına sunucu Cazgır Kemal Karga adına çok teşekkür ediyoruz. Yine iş yerlerinizle, şirketlerinizle ilgili de bereketli kazançlar diliyoruz. Kazancınız bereketli olsun. Amin. Yüce Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Güzel insan. Evet. Ben şimdi... Abi, evet buyurun. Ben şöyle söyleyeyim. Az önce hani 5 muhtarlık bir köy sloganını biz çıkarttığımızda gerçekten siz de bizim oraları çok iyi bilirsiniz. Yöre olarak. Evet. Evet. Yöre olarak yani ben 5 muhtarlığın dernek başkanlığı yapıyorum ama 37 mahalleye sahibim. Yani İstanbul 37 tane de mahallemiz var. Maşallah. Yani maşallah. Ben mesela her bayramda Seyran'da yönetim ve olarak mutlaka bütün mahalleleri gerçekten de bir kere dolaşırım. Her bayramda bir kere de olsa dolaşırım. Sıla-i rahim yaparsınız. Onların gerçekten duygu ve düşüncelerini, ihtiyaçlarını yani, öğrenirsiniz. Aynen. Benim babam rahmetli olduğunda 41 yaşındaydı. 20 yıllık muhtarlık yaptı. Bizim biraz aslında hizmetimiz hani derler ya oradan geliyor. Allah rahmet eylesin. Oradan geliyor. O yüzden ben mutluyum yani köylüme, Sinoplu'ya, Dikmen'le hizmet etmekten. İnşallah da yani eşim, dostum, hemşehrilerim, köylüm memnundur benden. Sağ olsunlar, var olsunlar. Memnun olmasalar 3 dönemdir seçerler mi Halim beni? Sizin nezdinizde 5 tane muhtarımıza, ihtiyar heyetimize, köylerimizde yaşayan güzel memleketimin güzel insanlarına, Ali Ateş ve Kemal Karga dernek yönetimi olarak selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben de program yapımcısı, sunucusu Cazgır Kemal Karga olarak o bölgede yaşayan tüm güzel insanlara, Sinop'umuza, Dikmen ilçemize, köylerimize selam ve sevgi gönderiyorum. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz efendim. Evet şimdi programımızın bu bölümünde bizlere yayında yapımda katkı ve destek sunan değerli sponsorlarımız var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Artek, Arat Teknik, Ateş Alanı Dere'de sponsorumuz Mahmut Arat'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Metin Yapı İnşaat, Tadilat Dekorasyon, Metin Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Samsa Arıtma Cihazları, aynı zamanda Dernek Başkan Yardımcım Sayın Nurettin Görgeç'e teşekkür ediyoruz. Yine Suda Nakliyat, Suda Sigorta, Suda Grup, genç iş adamı Sinop Dikmenli Recep Çakaloğlu'na teşekkür ediyoruz. Fırat Ben Doğrama,
İnşaat, Esenler Kültür Merkezi Üstü, Ramazan Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Gerzeller Turizm Ateşalan Dere Yazanesi, Mustafa Kader'e çok çok teşekkür ediyoruz. Yeşil Dikmen Davuzurn ekibi, aynı zamanda yine geçen programlarımızda da bizimle oldu. Geçen hafta da buradaydılar. Zurnacı Cemal İpek ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine Test Testat sponsorluğu sona erdi ama biz onu seviyoruz. Kendisine bereketli kazançlar diliyoruz. Sefer Eşkül, aynı zamanda Amuz Hüseyin Eşkül'ün oğlu. Buradan Amuz'a da selam olsun. Can Temizlik, Türk Halk Müziği sanatçısı Necip Can, Can Grubu'na çok teşekkür ediyoruz. Yine Mutluluğa Giden Yolda gençlerimizi evlendiren güzel ekibiyle, seçkin kadrosuyla, sanatçısıyla Esenler'de Nemtaş Düğün Salonu'na, değerli sahipleri Şükrü Bey'e ve oğlu Ünal Çılgınoğlu'na teşekkür ediyoruz. Nemtaş Düğün Salonu, Ramazan ayında düğünlerimiz yok ama Ramazan ayında da Ramazan iftarları yapabilirsiniz. Derneklerimize duyurulur, iftar vermek isteyenlere duyurulur. Salonumuzun mutfağı ve servisi vardır. Yine orada derneklerimiz iftar programı verebilirler diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Detaysan Yapı Mobilya Dekorasyon, geçmiş dönem Zeytinburnu Belediye Meclis Üyemiz, aynı zamanda ZEYDEF Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Çakır'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ersanlar Plastik Derneğimizde Yönetim Kurulu Üyesi Ergin İpek kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Kalafatoğlu İnşaat İstanbul Beykoz, Hüseyin Kalafat, İsmet Kalafat kardeşlere teşekkür ediyoruz. Uzman Tesisat Doğalgaz, Dikmen ilçemizin Küçük Kızık köyünden Hüseyin Çörekçi'ye teşekkür ediyoruz efendim. Yine Sinop Gerzeli sanatçımız Mahmut İnce'ye, İnce Nakliyat'a teşekkür ediyoruz. Üçer Elektrik Pano, Sayın Kenan Abalı bu haftada Serbest Derneği aramızda. Kenan Bey de Serbest Derneğimizin onursal başkanı. Üçer Elektrik Pano'ya, Sayın Kenan Abalı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Akça Duşakabin, Kadir Eren, aynı zamanda yine Sinop Dernekler Federasyonumuzun birinci bölge başkanı, kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Paynamodo Fason Dikim Atölyesi Sinop Gerze, Tahir Köksal Bey'e teşekkür ediyoruz. O da genç iş adamımız, Gerze'ye çok güzel şıkır şıkır bir iş yeri açtı. Hayırlı bereketli kazançlar dileriz. Köksal Emrak Gayrimenkul İnşaat, Esenler Yüzyıl'da Akıllı Şehir Danışmanı Nasuf Göksel'e teşekkür ediyoruz. Sponsorluğu bu hafta sona erdi. Hayırlı bereketli kazançlar dileriz. Murat Mobilya İmalat Satış Koltuk Döşeme Yüzyıl Bağcılar İstanbul Yahya Engil, sponsorluğu bu hafta sona erdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bereketli kazançlar diliyoruz. Öz Karadeniz Mermer Granit İnşaat Sinop Gerze, Yusuf Aracı ağamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Barış Et Lokantası Ahmet Albayrak, aynı zamanda kardeşim Mehmet Albayrak yemek sektöründeler efendim. Kentrik işi yapıyorlar. Dernek iftar yemeklerimiz, düğün mevlüt yemeklerimiz, derneklerimize keşkek hizmeti sunuyorlar. Hayırlı bereketli kazançlar diliyoruz. Yine Gerzeliler Derneği Esenler, geçmiş dönem başkanımız Sayın Mustafa Bartınlı ve şu anki başkanımız Cumhur Çetin'e selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gençler Yapı, PCV Doğruma, Alüminyum, Ateşalan Dere, genç iş adamlarımız Şanver Çakaloğlu'na, aynı zamanda Recep Gün'e teşekkür ediyoruz. Kuzu Bey'i, Sırık Kebabı'nda Lider, İki Telli'de Bankalar Caddesi'nde Tuncay Devrez ve ortaklarına, Kuzu Bey'ine buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. AZM Kozmetik efendim, biraz sonra reklam arasında da göreceksiniz. Parfüm ve kozmetik hizmetleri, aynı zamanda güvenlik ve temizlik hizmetleri veren sayın iş adamımız, dikmenli iş adamımız Fahri Alkan Bey'e de buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet sayın başkanım, bizler bu kardeşlerimizin desteğiyle programımızı yaklaşık 12-13 haftadan beri devam ettiriyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'na kadar devam edeceğiz. Kurban Bayramı'nda bu sponsorlarımızla bir final gecesi yapıp Eylül-Ekim ayında tekrardan başlayacağız Cemal inşallah. Abi çok sponsor var. Çuval nerede? Şimdi sponsorumuz çok. Yüce Rabbim keselerine Halil İbrahim bereketi versin. Ama biz küçük desteklerle bu programımızı yapıyoruz. Sayısından da belli zaten. Eğer bir tane iki tane olsaydı büyük desteklerle çevirmiş olurduk. Ben ama ne diyorum, az veren candan çok veren maldan verilmiş. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten. Evet başkanım, şimdi programımızın bu bölümünde sanatçımız var. Sanatçımız Serbest Derneği ve Ekran Başı için söyleyecek.
Cazgır Kemal'im Show gümbür gümbür devam ediyor. Güzel Türkiye'min güzel insanları. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, afiyet. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sağlık, afiyet. Yuvanızdan huzur, mutluluk eksik olmasın. Her günümüz ay yıldızlı bayrağımızın altında, birlik, beraberlik içinde, sevgi, saygı, muhabbet içinde olsun diyorum. Ve sizleri sanatçımız Çetin Özdemir'le baş başa bırakıyorum. Alkışlarla efendim. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hareketleri daha sonra ya gerçekleştireceğiz. Şöyle bir iki tane okuyalım. Önce bir tane şimdi. Peki ondan sonra hareketli yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına gülene sağlık Çetin kardeşim. Sağ olun. Sizlere yerinizi alıyoruz. Hareketlerimizi bundan sonra gerçekleştireceğiz. Evet, inşallah ikinci bölümde hareketler gelecek. Efendim, Sinop 57 TV izleyenleri, güzel memleketimin güzel insanları. Bir kez daha ekranlarınızın başına sizler hoş geldiniz. Sizler de stüdyomuza hoş geldiniz.
Dedik ya hani bizler ay yıldızlı bayrağımızın altında ilelebet huzuru mahşere kadar birlik beraberlik sevgi saygı içinde yaşayacağız. Yüce Rabbim gerçekten bu Türkiye'mizde şu anda Ramazan ayı da geldi. Huzurlu bir şekilde dünyada da savaşlar duracak inşallah. Anlaşmalar, konuşmalar, mücadeleler devam ediyor. Bizler diyoruz ki insanlar ölmesin, yaşasın. Dünyamızda güzellikler olsun. Kavak ağacının yaprağı çoktur. Dalında meyvesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü devlettir. Komşularının malında, mülkünde, petrolünde gözü yoktur diyorum. Efendim biz sizleri programımızın girişinde Dikmen tanıtım belgesiyle karşılamıştık. Şimdi de Sinop Dikmen Serbest Köyleri Derneğimizin pikniğinden kısa bir bölüm ve peşinden komşu ilçemiz Gerze tanıtımıyla baş başa bırakıyoruz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. İkinci bölümde tekrardan birlikte olacağız. Reklamlar. Yepyeni bir koku deneyimine hazır olun. AZM Parfüm, büyüleyici kokularla hafızalara imzanızı atmanız için size özel parfümler geliştirdi. Odunsu, çiçeksi, fresh notalarla ve uzun süre kalıcı etkisiyle tam hayalinizdeki kokuya sahip olmak istemez misiniz? Detaylı bilgi ve alışveriş için www.azmkozmetik.com'u ziyaret edebilir ya da satış danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Keyifli alışverişler. Karadeniz bölgesinin gezmeye görmeye değer, tarihi ve tabiat güzellikleriyle dolu olan Gerze ilçesi, antik çağlardan bu yana toplumlar tarafından yerleşme ve barınak yeri olarak seçilmiştir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Boyabat ve Durağan, doğusunda Dikmen, batısı Sinop'la çevrili olan ilçenin yüz ölçümü 594 km2'dir. İlçenin toplam nüfusu 23.295 olup 10.013 kişi ilçe merkezinde, 13.282 kişi ise köylerde yaşamaktadır.
16 Şubat 1956 yılında büyük bir yangın felaketi geçiren ilçenin devlet tarafından yeniden imar edilerek modern bir ilçe haline gelen Gerze'nin sosyal ve ekonomik hayatında tarım ve hayvancılığın önemli bir yeri vardır. Tarım ve hayvancılık, ilçenin ana sektörü olma özelliğini sürdürmektedir. İlçe, iklim ve toprak yapısıyla birçok tarım ürününün yetiştirilmesine elverişlidir. Son yıllarda seracılıkta büyük atılım yapılmış ve sebze üretiminde önemli artışlar sağlanmıştır. İlçede yetişen en önemli tarım ürünleri buğday, mısır, tütün, arpa ve yulaftır. Yıllara göre ekiliş alanı değişmekle birlikte sahil köylerinde ayçiçeği ve şeker pancarı tarımı yapılmakta olup 2 adet un fabrikası faal olarak çalışmakta ve birçok kişi istihdam etmektedir. Gerek ekonomik açıdan gerekse sosyal yaşamda çok önemli ve eski bir yeri olan tütün daha çok sahile yakın köylerde üretilmektedir. Gerze sosyal ve kültürel yönden gelişmiş, yüksek bir eğitim ve kültür seviyesine sahip, bu özelliğiyle tanınan ilçelerimizden biridir. Her yıl kutlanan 18-20 Temmuz Gerze Deniz Şenlikleri, yangından sonra felakete uğrayan vatandaşlara yapılan hizmetlerin en son bitirildiği tarihten gelen anlamlı bir gündür.
Şehirlerin herkese sunacak bir şeyi vardır. Ama sadece ve sadece herkes tarafından yaratılmışlarsa, der John Jacobs. Herkes yaratmıştır beni. 1956 yılında Lodos fırtınasında çıkan yangında kül oldum. Yaşlı gözler, yitip giden canlar kaldı yangından. Yıllarca çadırlarda yeni evlerini bekleyen insanların hasreti vardır bende. Ama küllerimden doğdum. Ve bu sessiz şehrin şimdi herkese söyleyecekleri var. Hazırsan koyu mavi sularından esen rüzgarla uyanıp iskeleden fenere yeniden arınmaya, sallayacaksın oltana enginliklere ya da toplayacaksın ağını gün doğumunda. Senin için varım ben. Yeter ki hayatı hisset diye. Kürek çekmek istiyorsan hayata, hissedeceksin Karadeniz'in gücünü. Alacaksın onu arkana her bir kürek çevirdiğinde. Ve rüzgara eşlik edeceksin. Yol alacaksın maviliklere yelkeninle. Sonsuz boşluğa meydan okuyacak, bırakacaksın kendini doğanın eşsiz görkemine. Yaşayacaksın her bir nefesi hissederek şan kayasında. Kelebekler eşlik edecek sana sorgunda. Yol boyunca konuşacak, yol gösterecekler bu yolculuğunda. Vardığında büyük şelalelere hayret edeceksin görkemine. Ve keşfedeceksin her bir güzelliği iki teker üstünde. Korkmayacaksın. Çünkü unutma, pedal çevirdiğin sürece düşmezsin. Hissetmek istiyorsan eğer bir kuşun özgürlüğünü, dokunmak istiyorsan bulutlara, anlamak istiyorsan insanoğlunun en büyük hayalini, süzüleceksin kilometrelerce yelken tepeden. Ve şunu bileceksin, hiçbir kuş rüzgara karşı değil, rüzgarla hareket eder. Bir kuş gibi konabileceksin tekrar kanatlandığın yere. Böyle bir şansı sana sadece ben veriyorum. Yeter ki kullanmadığın kanatlarını açabil diye. Gezmemişsindir bir şehri, tarihini bilmezsen. Görmemişsindir o şehri, geçmişine dokunmamışsan. Merak etme, Taşhan seni bekliyor olacak hikayelerini dinlemek için. Ne hikayeler dinledi yüzyıllar boyunca bir bilsen. Yakup Ağa konağını göreceksin şehrin ortasında. Yıllara meydan okuyan. Balkondan halka seslenen Yakup Ağa'yı dinleyeceksin önünde. Arkadaş muhabbetine tat katacak levrek. Tabağını şenlendirecek yavaşça pişen marmut. Köy kokusunu içine çekerek tadacaksın tiridi. Ve hiçbir zaman unutmayacaksın. Gerzenin en tatlı geleneği düğün helvasının. Son olarak ben kapıyı kilitlemeden huzurla uyuyabilmenin, sokaktaki bir selamının, dost meclisinde söylenen şarkıların öznesi. Nereye gidersen git, zihninde hep yankılanacağım. Tüm huzurum, sükunetim ve sakinliğimle. Çünkü ben senin için varım. Thank you.
Evet, güzel Türkiye'nin güzel insanları, saygıdeğer hemşehrilerim. Sinop 57 TV'de Cazgır Kemal'im Show'dasınız. Reklam arasında gördünüz, Sinop Dikmen Serbest Köyü'nden, geçmiş dönemde yapmış olduğumuz piknik şöleninden bir bölüm izlediniz. Daha sonra da Gerze tanıtım belgeselini izlediniz. Orada yangından bahsediyor. Yüce Rabbim tekrarını yaşatmasın. Yüce Rabbim ülkemizi, şehirlerimizi her türlü hastalıklardan, yangından, sel felaketlerinden, görünür görünmez afatlardan korusun. Yüce Rabbim muhafaza eylesin diyoruz. Kemal abi. Bununla ilgili Ali Ateş Başkanımızın bir anısı var. Sizlerle baş başa bırakıyorum. Buyurun Ali Başkanım. Kemal abi, şimdi çok güzel bir şey, az önce Gerze yangınını paylaştık ya, sağ olsun oradaki belediye başkanımız Cevat abimize teşekkür ederiz. Selam yani, ve sevgilerimizi selam gönderiyoruz Cevat Şensoy'a. Aynen. Ben şimdi benim bir şeyim yok, ne deniliyor ona, soy ağacım deniyordu. Soy ağacın Gerze yangınıyla sona ermiş. Gerze yangını sona erdi. Ermiş. Sebebini anlatayım ben size aslında burada şimdi Gerze yangını görünce. 1956 yılında Gerze yangını olduktan sonra benim dedem, aslında benim soy ismim Yılmaz. Evet. Yani 1956'dan Gerze yangından önceki soy ismim Yılmaz. Evet. Benim dedem bu olaya çok üzülüyor. Diyor ki bizi yaktılar diye bir şeyi var böyle, anısı var. Diyor ki bundan sonra diyor, çünkü nüfus müdürü de bütün kayıtlar yanıyor. Arşiv yanıyor komple. Arşiv yanıyor ve nüfus müdürlüğü de çağırıyor ya kayıt olması için. Evet. Dedem gidiyor diyor ki benim soyadım bundan sonra bu Gerze yandıysa ateş olsun diyor. Vay be. Bizim soy ismimiz dedemize 1956 yılında başlıyor. Doğru. O yüzden bende çok ayrı bir yeri ve anısı var bunun. Ben o yüzden yani bu akşam da denk mi geldi, ne yaptı bu tesadüf denk geldi. Oldu. Demek ki biz yani, bu belgeseli hazırlarken şimdi de. Şimdi bunu abi biziyorsa çok şey yapmıştır, duygulanmıştır. Etkilenmiştir. Dedeniz o zaman buradan ruhu şad olsun diyoruz. Evet evet, kanı kanı rahmet eylesin. Bütün ruhu şad olsun. İlk ateş soy ismini aldığı için söylüyorum. Allah razı olsun ondan. Kanı kanı rahmet eylesin. Diliyorum. Demiş ki sağ olasınız. Böyle etrafı denizlerle çevrili, güzelim tarihi bir şehir yanıp kül olduysa demiş, ben Yılmaz soy ismimden vazgeçtim demiş nüfus memuruna. Evet. Benim soy ismim bundan sonra ateş olsun demiş. Evet. Bana ateş dedikleri zaman demiş, ben Gerze yangını hatırlayayım demiş. Allah'ım tekrarını göstermesin. Yüce Rabbim ülkemizi, amin, vatanımızı, amin, milletimizi, şehirlerimizi, amin, her türlü selden, yangından, bütün görünür görünmez afetlerden, felaketlerden muhafaza eylesin diyorum. Aynen. Başkanım dedenizin ismi neydi? Mehmet Ateş. Mehmet Ateş. Babanızın evet, ismi? İsmail. İsmail Ateş. Evet. Teşekkür Allah, ederiz. İkisi de rahmetli oldu. Böyle bir gecede onlara da anmak ve rahmet okumak. Doğru. Bütün ölmüşlerimizin rahmetine. Özellikle şu Covid döneminde hakikaten de çok çok köylümü, çok hemşerimi, çok yani vatandaşı, Mütük milletini yani başkanım, kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece Dikmen İlçesi Çevre Köyleri Derneği'nin mesaj sisteminde 58 cenaze evet, bu hastalıktan dolayı mesaj atmışız. Biz de 7 Kasım'da ruhlarına Fatiha okuttuk. Derneğimizde Kur'an-ı Kerimler okuttuk. Diyoruz ki biz dernekçiyiz. İnsanların gözünde yaş olduğu zaman, üzüntülü olduğu zaman üzüntülerini paylaşıyoruz azalsın diye. Yine gözlerinde mutluluk yaşı oluyor. Oğlunu evlendiriyorlar, kızını evlendiriyorlarız. Mutluluklarını çoğaltmak için yanlarında oluyoruz. Ben de dernek başkanıyım. Dikmen İlçesi Çevre Köyleri Dernek Başkanıyım. 1000 küsur üyemiz var. Buradan yönetim kuruluma, üyelerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 9 Nisan Cumartesi akşamı Mecidiyeköy'de derneğimizde iftar yemeğimiz var Ali Başkanım. Buradan tüm üyelerimi, ağlarımı, yönetimimi davet ediyorum, Dikmenli hemşehrilerimi. Yine akabinde 15 Mayıs da pazar günü derneğimizde 13-17 arası genel kurulumuz var. Bendeniz dernek başkanı sunucu Cazgır Kemal Karka, yine bu göreve talibim, yönetimimle birlikte, ekibimle birlikte üyelerimizden, dikmenimizden, çevre köylerimizdeki yaşayan üyelerimizden destek ve katkılarınızı bekliyoruz ve diyoruz ki düğünümüz olsa toplum güldürür, cenazemiz olsa toplum kaldırır, sürüden ayrılana kurtlar saldırır, derneklerimize üye ol, birlik olmaya gel. Allah ver vermesin kara günü başa, bizler üzülürüz sizin gözünüzden akan yaşa. Birlik olalım sevgili dikmeller, birlik olalım, kopmayalım birbirimizden asla. Beraber ağlayıp gülmeye gel diyorum. Yüce Rabbim hiçbirimizi ağlatmasın, güldürsün. Her günümüz gecemiz birlik, beraberlik, sevgi, saygı, muhabbet içinde olsun diyerek sözü Ali Başkanıma bırakıyorum. Evet, Ali Başkanım, senin iftarın ne zaman? Ben de söyleyeyim. İftarımız 9.
9 Nisan Cumartesi günü aynı akşam. Aynı gün akşamıyız. 9 Nisan'da bütün dernekler oraya almış. Evet, ben de anlamadım ilk ama günü, hayırlısı olsun. Yani ilk hafta bizimkisi şeydir, öyle gelenek haline gelmiştir. Evet sizin de. Ali Başkanım, bizim de geleneğimizde şu vardı. İftar Ramazan'ın ilk pazar günü. Ama bu sefer ilk pazarı ikinci gününe geliyormuş. Evet, i̇kinci günü olduğu için ikinci günü de buradan Büyükdağ Köyü Derneğimiz aldı. Evet, Tevfik Başkanımıza selam olsun, yönetimine, selam olsun ekibine. İkisinde onların var pazar günü Bağcılar'da. Orada olacağız. Evet. İkisinden sonra dokuzunda senin var, bizim var. Evet. Serbest Köyleri Derneğimizin ve Dikmen İlçe Derneğimizin üyelerimizi davet ediyoruz. Hep beraber davet ediyoruz. Kemal abi, gene galiba kongreniz var. Ben size şimdiden tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim yani, Ali kardeşim. Hizmet için Dikmenli'nin Dikmen Derneği'ne yarışacağına ümit ediyorum. Allah Çünkü razı olsun. Kim ne yaparsa yapsın, gerçekten de vatandaş için, bizler için, gelecek için, köyümüz için, neslimiz için yapıyoruz. Evet. O yüzden kim bu görevi yaparsa hepsine Allah razı olsun. Ben hem pikniği söylemişken, iftarı da söylemişken. Pikniği de söyleyelim. Pikniği de söyleyeyim. Kemal abi, pikniğimiz hem bu konuda biraz sana kırdık mı? Yok, kırılmadık ya. Senin canın sağ olsun. Evet. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü. Değil mi Çetin kardeşim? İnşallah Dikmenli sanatçılarımızla beraber serbestimizde, değil mi? Meydanda evet, klasik olan bir şölenimizi yapacağız. Orada bütün köylümüzü Kurban Bayramı'nın üçüncü günü meydana, merkez mahallemiz Kadıköy'üne davet ediyoruz. Tabii sizin de o gün galiba bir bizi... Şimdi, evet, neden gelemediğimi anlatayım. Benle neden birlikte olamadığınızı anlatayım. Ben geçen etkinliklerinizde Serbest'te caminin orada Kemal Karadeniz'in ama... Kırkpınarı olarak yapılan Er Meydanı'nda Kemal orada görev yapmıştım. Kemal, nasıl anlatacağım ben? Serbest'i şu şekilde sen anlatacaksın. Ben anlat. Söyleyeyim. Kemal Karga Türkiye Güreş Federasyonu'na bağlı milli cazgır sunucu diyeceksin. Türkiye'de 81 il var, 62 tane cazgır var. Sinop'umuzda da federasyona bağlı 2 tane cazgır var. Birisi Kemal Karga, birisi Yaşar Kırbıyık. Güreş olduğu zaman biz başka bir yere gidemiyoruz. Bize direkt oradan federasyonumuzdan, il temsilcilerimizden görev yazılıyor. Ben o gün Sinop Gerze Soğuk Su bölgesinde bulunan Çakıldak güreşlerinde olacağım efendim. Sinop Merkez Çakıldak güreşlerinde olacağım. Buradan dernek başkanımız Enver Tabakoğlu'na da selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Esenler Sinoplar Derneği düzenliyor. Öyle değil mi başkanım? Onun için orada olamıyoruz. Başkanım, benim gönlüm Serbest'te, sizin yanınızda. Geçmiş dönemde de ekmeğinizi yedim. Allah razı olsun. Bütün o bölgedeki muhtarlarımıza, köylerinizde, ağalarımıza, iş adamlarımıza ve güzel başkanım Ali Ateş'e teşekkür ediyorum. Bence çok teşekkür ederim başkanım. Bir de şeyde söyleyeyim. Biliyorsunuz bizim derneğimiz 1997 yılında kuruldu. Sağ olsun, rahmetli anıyorum buradan. Sevgili... Kurucu başkanımızdan itibaren evet, sayalım. Evet, kurucu başkanım, rahmetli anıyorum buradan. Onu da ismini söyleyelim. Ali Abalı. Ali Abalı, mekanı cennet olsun. Ellerinden öpüyorum buradan, rahmetli anıyorum. Kenan başkanımızın dayısı mı? Evet. Ha, dayımız. Evet, evet. Ruhu onun arkasından olsun. Hemen sevgili Osman abim. Osman Gül yaşıyor. Osman Gül yaşıyor. Allah'ım ona sağlıklı, uzun ömürler versin. Onun ellerinden öpüyorum. Hemen onun arkasından gene Bayram Gül abimiz. Ben çok mutluyum. Niye biliyor musun Kemal abi? Evet. Ben evet 3 dönem dernek başkanı yapıyorum ama benim öncemden gelen bütün dernek başkanlarından hepsine Allah razı olsun. O dönemde görev yapanlardan tabii, görev hepsine yapan, teşekkür yönetiminden, ediyoruz. Yönetiminden, başkanından, kurucularından kim varsa hepsinden ben kimseye şikayetçi değilim. Hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Burada da onları bugün böyle anmış olalım. Sağ olsunuz. Kemal abi gene teşekkür ederiz sizlere de. Allah razı olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ali Ateş Başkanım. Sağ olasınız. Kemal evet. Başkanım, bir araya girebilir miyim? Bir buyurun de efendim. Ben de teşekkür etmek istiyorum Ali buyurun Başkanım'a. Buyurun Çetin kardeşim. Gerçekten Dikmenli sanatçısına, sanata ve sanatçısına değer veren bir kişi. Kendisi ve yönetimini. Onun için ben burada gerçekten bu üçüncü ya da dördüncü olacak yanılmıyorsam. Tekrardan Serbest'te bizleri tercih ettiğin için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizler onların sayesinde bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Gerçekten kendilerine hakikaten çok teşekkür ediyorum. Rabbim yollarını açık etsin diyorum inşallah. Teşekkür ederiz. Başarının devam diliyorum. Yine bir diğer sanatçımız. Evet. O gün birlikte olacaksınız. İzzet Aydın. İzzet Aydın. Ona da buradan selam sevgilerimizi gönderiyoruz. Sanat hayatında ve yaşantısında başarılar diliyoruz. Sağlık, sıhhat, uzun ömürler diliyoruz. Amin inşallah. Evet. Bizden de selam olsun kardeşim. Ben de şimdi 15 Mayıs'taki genel kurulumdan sonra inşallah ekibimle birlikte bu göreve tekrar Dikmenler beni layık görürse ben de Eylül-Ekim ayında bir güzel
yüz pikniği yapacağım. Daha önceki İnşallah yıllarda başladım. Da yapmıştık. İnşallah gün boyu canlı yayın yapacağız. Sanatçılarımızla birlikte, gelenimizle gidenimizle birlikte. Hani diyoruz ya, çok meşhurdur bizim kebabımız, keşkeğimiz. Bir de ıslamamız var, adına trit deriz. Biz Sinopluları daima böyle derneklerimizin pikniklerinde, etkinliklerinde el ele kol kola görmek isteriz. Şimdiden katkı ve destek sunan başta başkanlarımıza, yönetim kurullarına, ağlarımıza, sponsorlarımıza, emeği ve katkısı geçen sanatçılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ Allah razı olsun. Yine davul zurnamız da yine etkinliklerimizde oluyor. Karşılama yapıyoruz. Biz misafirlerimizin önüne saygıyla, sevgiyle davul zurna götürürüz. Önce hoş geldin der. Alana çala çala getiririz böyle davul zurna eşliğinde. Giderken yine uğurlarız. Biz bu kültürümüzü atalarımızdan, dedelerimizden gördük. Ben diyorum ki Arabistan'dan getirir hacılar zemzem ile hurmayı. Şahinler küçük olur, gökten indirir turnayı. Düğünlerimizde, bayramlarımızda, aynı zamanda pikniklerimizde, eğlencelerimizde çalarız biz davul ile zurnayı. Yüce Rabbim ömür boyu nasip etsin bizlere. Ay yıldızlı bayrağımızın altında dostça, kardeşçe, sevgi, saygı, muhabbet içinde yaşamayı diyorum. Amin inşallah. Sağ olsun. Allah razı olsun. Evet, güzel Türkiye'min güzel insanları. Cazgır Kemal'im şovu gümbür gümbür devam ediyor. Şimdi programımızın bu bölümünde davul zurna ekibimizi alacağız. Ama bu sefer ekibimiz davul zurna çalarak değil de benim yanıma gelecekler. Ben de onları sırasıyla sizlere tanıtacağım. Ve onları izleyenlere de selam ve sevgi göndereceğiz. Davul zurnayı şöyle yanıma alayım. Gelsinler sağıma soluma. Evet. Ali damat gününü kaptı. Evet Ali kardeşim hoş geldin. Söz sende. Ekranlara doğru selam ve Kemal sevgilerini abi, gönder. Öncelikle hoş bulduk diyorum. Programınıza tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu arada çok sevdiğim başkanım Ali Ateş. Adaşım. Allah adaşın, razı olsun. İki tane Ali. Gerçekten öyle. Arasında dilek tuttuk. Bütün güzellikleri istiyoruz. Başarılar istiyoruz. Başkanımı ve yönetimine gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ben davulcu Ali Altun. Dikmen Dumanlı köyündenim. Tekrardan tüm izleyenlere saygı ve selamlar diyorum. Hayırlı seyirler diyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan'ını, şerefini hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür hayırlı ederiz. Ramazanlar mikrofon sende kalsın. Ali kardeşim, Ali Altun, şimdi ben de ekranlar başındakiler de görüyor. İki tane Ali'nin arasındayım. Ve diyorum ki ekran başı ve şahsım adına Yüce Rabbim bize kalbimizden geçen tüm güzellikleri yaşatsın. Sağlık, sıhhat, huzur içinde ömür nasip eylesin. Ekranları başında ve bizleri şu anda stüdyomuzda izleyen tüm güzel insanlara da buradan Cazgır Kemal'im Show'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Teşekkür ederim Ali'm. Evet. Şenol Ermiş, Şenol Ermiş Dikmen ilçemizin Dudaş köyünden. Kendisi Esenler Tuna mahallesinde oturur. Benim de komşum. Teşekkür ediyoruz zurnacı kardeşimize. Efendim yine diğer davulcu arkadaşımız Salih Taşkın. Ona da çok teşekkür ediyoruz. O da Kemal abi sen benim yerime konuş. Senin sanatın sunucu Cazgır konuşma dedi. Ben de o yüzden diyorum ki aşık sazı sever, yemek tuzu sever. Gençler de evlenip yuva kurmak için kızı sever. Çiçek arıyı sever, beyaz karıyı sever, merhem yarıyı sever, kuşlar darıyı sever, zengin de parayı sever. Sinop Dikmen'le sunucu Cazgır, Kemal Karga da konuşmayı sever. Ama böyle güzel insanlar da etrafında olduğu zaman kendisine destek veren güzel insanların da karşısında mutlu olur. Sizleri her zaman konuşur ve över diyorum. Buradan ekran başında birilerini takip eden güzel Türkiye'min güzel insanlarına, başta derneğime, üyelerime, ağlarıma, hemşerilerime, Ay Yıldızlı Bayrağın altında yaşayan tüm Türkiye'min güzel insanlarına çok teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ve sizleri Öz Sinop Davul Zurna ekibiyle baş başa bırakıyorum efendim. Haydi bakalım iyi eğlenceler.
efendim alkışlıyoruz. Öz Sinop Davulcu'nun ekibini alkışlarla yerine uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Güzel insanlar. Efendim programımızın bu bölümünde tekrardan başkanlarımızın duygu ve düşüncelerini alacağız. Sponsorlarımızın anısını yapıp piyanist şantör değerli kardeşim bu hafta da bizleri yalnız bırakmadı. Sadık Saraç'la final yapacağız inşallah. Evet Ali Başkanım, programımızı nasıl buldunuz? Kemal abi, o şeyi yayının o bölümünü kesebiliyor muyuz? Davulcu yuvarlandı ya. Şimdi canlı yayında her şey olduğu gibi o kalır. Bölümü, kesme falan yok. O bölümü bir tık böyle alabiliyor muyuz yani? O tık adam... bölümü maç olsaydı geri alırdık. Hani. Pozisyonu tekrar görelim diye. Ali abi. Şimdi yerden para almak kolay değil. Şimdi yerde stüdyo kalabodur. Tırmanmakta zorlandı ama yine de aldı yani. Tırmandı parayı aldı da kalktı. Aldı, hak etti. Şimdi parayı Allah alamadan olsun. Kalksaydı başarısız oluyordu. Yine koştum şimdi, ama yetişemedim. Hani, spor kaldı. Yorumcuları gibi şimdi yorumlarsak hamlesini yaptı, aldı. Bir geç oynat. Oldu, güç oldu ama başardı. Bir evet. Oynat. Evet, alkış gelsin daha huzurun ekibimize. Kemal evet, abi, güzel Türkiye'nin güzel insanları. Bu hafta biz Sinobili Dikmen İlçesi Serbest Köyleri Dernek Başkanımız Sayın Ala Ateş ve yönetimiyle gençlik kollarıyla birlikteyiz. Tekrardan duygu ve düşüncelerini alacağız. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Bu hafta bizleri yalnız bırakmadığınız çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Kemal abi. Hem gençlik kolu başkanıma, hem kardeşim, hem 3 dönemdir beni yalnız bırakmayan yönetimi, aslında tamamını 30 kişiye, gerçekten de biz 25 kişi, 5 kişi değişerek 3 dönemdir beraberiz. Yani her muhtarlıktan ve her mahalleden birer tane temsilci olarak yönetiyoruz. Beni en güzeli, en güzel ve en çok sevindiren, biz gençlerimize sahip çıkıyoruz. Çok güzel. Gerçekten de sahip çıkıyoruz. Biz gençlerimize okulunda bursuyla, çocuğunda bir genç kıyafetiyle, belki hani buradan söylemez ama biz yaklaşık 4 yıldır her yıl Dikmen'deki hem bütün okullara kılını kıyafetin her şeyini biz sponsorlar tarafından bugüne kadar desteğini evet. sağladık. Evet. Yani oradaki ve aynı şekilde kendi gençlerimizde de aynı bunu yapıyoruz. Önemli olan gençleri okutup 25 yaşında üniversiteden sonra sahiplenebilmek, onlara iş imkanı sağlayabilmek. Sayın Başkanım burada lafınızı balla bölüyorum. Hani bizim oralarda derler ya lafını balla böldüm. Ay, çok teşekkür ederim. Şimdi hemen şu konuya girelim. Efendim Dikmen Kaymakamımız, bir önceki kaymakamımız Dikmen'e bir kadın kooperatifi kurdu. Ahşap ceviz ağaçlarından, ahşap kestane ağaçlarından bizim orada saatler yapılıyor. Birbirinden değişik ürünler yapılıyor. Masalar, sehpalar yapılıyor. Bunlar satılıyor. Bunların satışından elde edilen gelir de o bölgede okuyan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisi çocuklara burs veriliyor. Çok güzel bir proje. Kemal biz dernekler abi. Olarak bunu destekliyoruz. Tabii. 6 Ocak tarihlerinde Maltepe'de yapılan tanıtım günlerinin sonrasında orada bir kahvaltı programımız oldu. Aynen. Biz de bu kooperatifimize destek olduk. Yine derneklerimizi, bizi tabii. izleyenleri, dinleyenlerin de Dikmen'deki bu kadın kooperatifimize belediye başkanımız Adnan Acar ve kaymakamlık öncülüğünde giden bu projeye destek olalım diyorum. Kesinlikle Kemal abi, ben gittim. Bu hafta Sinop'a gitmem gibi bir ben de ziyarette bulundum. İki gün önce geldim. Ve gerçekten de bir önceki kaymakamımız bu projeyi ve belediye başkanımız Adnan abimizle beraber başlatmış. Ve gerçekten de çok güzel. Ve yeni gelen kaymakamımız da bu konuya el vermiş, uzatmış evet. ve devam ediyor. Ve ben orada yerinde gördüğümde kendi ablalarımızın, Dikmenli ablalarımızı ve oradaki yaşayan kadın ablalarımızı görmek ve el işleri yapmak, onu yapmak inanılmaz mutlu oldum. İnanılmaz gururlandım. Ve bana biz o kooperatifi kurarken ben herkesin destek vermesini ümit ediyorum buradan ve sağlasın ve insana destek olsun. Ve bana da hediye olarak bir tane sehpa verdiler. Teşekkür ederiz. Ben buradan hem oradaki kadın ablalarımız hepsine canı gölden teşekkür ediyorum. O sehpaların hiçbir şekilde maddi değeri ölçülemez. Doğru. Kesinlikle. O yüzden şimdi Ramazan ayı da geliyor. Hem köyümüzde hem İstanbul'da biz kendi köylümüze ve hemşerimize Ramazan paketleri de dağıttık. Evet, Ramazan kollarımızı da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız inşallah. Ve ben buradan şunu söylüyorum, rica ediyorum. Fitremizi ve zekatımızı lütfen bizzat ihtiyaç sahiplerine elden evet, ulaştıralım. Evet. Her Müslüman bunu vermeli. Ama gerçekten Rabbim şimdiden kabul eylesin. Şimdiden kabul etsin ve ihtiyacı olanlara
nasip etsin versinler. Dileğim temennimle bu akşam buraya gelmek, iyi ki de gelmişiz. Yani teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hepiniz aranızda olmaktan, dernek yönetim arkadaşlarımızla beraber sağ olun, var olun. Yine mikrofonu koymadan Ali Başkanım, Dikmen ilçesinden iki gün önce geldim. Kooperatif ziyaretinden sonra yine bir ziyarette daha bulundum. Türkiye'mizin en önemli ihtiyaç anında bizlere yardım destek olan Güvenilir Kurumu Kızılay'ımız Dikmen'e şube açmış. Evet, evet. Şubeyi ziyaret ettim. Kızılay Başkanımız da eski muhtarımız Mehmet Gümüş olmuş. Evet. Belediye Başkanımızın da kayınpederi olur. Buradan selam sevgilerimi gönderiyorum. Artık Dikmen'imizde böyle bir afet, doğal bir durum olduğunda Kızılay'ımız da en yakın el olarak oradan yetişecek. Ben emeği ve katkısı geçen seçilmişlerimize, atanmışlarıma teşekkür ediyorum. Kesinlikle ben de çok teşekkür ediyorum. Ve Sinoplu'ya ve Dikmenli'ye Kızılay'da ihtiyaç vardı. Evet. Bütün Türkiye olduğu gibi. Evet. Ben kimlerin emeği varsa hepsine Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Bizler dernekçiyiz efendim. Bunu geçen aylarda Ayancık'ta ve Kastamonu'da yapılan sel felaketinde başta Sinop Dernekler Federasyonu SINDEF olmak üzere il ilçe köy dernekleri olarak bizler elimizden geleni yaptık. Orada ahirete göç edenlere Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet. Yine bu felakette de yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yüce Rabbim tekrarını göstermesin. Bu felaketlerden ülkemizi, beldelerimizi, vatanımızı her zaman korusun, muhafaza eylesin diyoruz. Ahmet, Kemal abi tam burada bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben şöyle tam önce derler hani biz önce can diyoruz, Dikmen diyoruz. Ya ben şuradan da şunu söylemek istiyorum aslında. Ya ne olursunuz şu Dikmen'in köy yollarına bir el atasın. Buradan ben buradan devletime ve bu yaz onunla ilgili çalışmalar olacak. Çalışmalar oluyor ama geç kaldığımızı düşünüyorum. İnşallah geç olmasın, güç hani geç olsun, güç olmasın, olmasın ama derler. Ben buradan Ali Eteş olarak ve dernek başkanı olarak diyorum ki yetkililere, köylülerim çünkü yeteri kadar bizleri rahatsız ediyor bu konuda. Haklı evet. Onlar da hem yakın köylüler hem bütün büyük kızlara kadar İsmail Gül kardeşimin büyük sistemi var. Büyük Kızlık Derneği ile alakalı. Ben buradan kimin böyle bir şeyi varsa evet. Bir sözü olayım diye. İnşallah hayırlısı istedim. Olur. İnşallah hayırlısı diyorum, olur. En kısa sürede yapılır. Aynen, en kısa zamanda. Bununla ilgili bir ilave yapalım efendim. Geçen günlerde ulusal basına da düştü. Seferköy altındaki köprümüz 12 yıl önce sel almıştı. Şimdi idareten bir geçiş vardı. Orayı da kar suyu eridiği için iki defa yine o bölümü sel aldı. Ama geçen iki gün önce ben belediye başkanımı da ziyaret ettim. Müjdeli haber aldık. Afet işleri herhalde köprümüzde yapılacakmış. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yüce Rabbim devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Birlik beraberliğimizi daim eylesin diyoruz. Amin. Cümlemizi tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Geçti kolları başkanımızın da son duygu ve düşüncelerini alalım. Ben az önce sözlerime başlamadan önce heyecandan unutmuşum. Amca oldum ben. Daha bir haftalık bir yeğenim var. Onlara evdekiler, anne babamaya... Allah analı boğulu büyüsün Yüce Rabbim. İnşallah. Haydi bakalım maşallah diyoruz yani, buradan. Yeni bir gençlik kolları başkanı geliyor. Onu da buradan rahatlıkla evet, söyleyebilirim. Evet, teşekkür ederiz. Hoş geldin bebek diyoruz. Öyle inşallah. Şimdi kısaca faaliyetlerden bahsetmek gerekirse süremiz var mı bilmiyorum. Süremiz kısıtlı ama bir kaç tane geç tamam. Yine. Biz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir ziyareti yaptık. Atamıza ziyaret. Ruhu şad olsun atamızın. Bu benim için de yani ilk faaliyetimdi. Çok güzel oldu. Şimdi 23 Nisan'da derneğimizde gençlik kolları olarak bir iftar vereceğiz inşallah. Buradan onun da duyurusunu Allah yapalım. Allah kabul etsin şimdiden. 19 Mayıs haftasında da havalar da ısınıyor ve güzel de bir tarih. Gençlik ve spor bayramı haftasında bir Çanakkale gezisi yapmayı planlıyoruz inşallah. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Evet, evet. Onun da buradan duyurusunu yapalım. Ben mikrofonu Bahri abime bırak. Kaç tane genç üyemiz var? Bizim şimdi 5 muhtarlık olduğumuz için potansiyelimiz çok güzel. Yaklaşık buyurun. Bir 200 tane gencimiz var. En az 70-80 tane kişiyle aktif olarak hep bir aradayız. Her cumartesi biz... Alkışlıyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Her cumartesi biz derneğimiz hep bir aradayız. Çiğ köfte olsun böyle. Maşallah. Sohbetlerimiz olsun. Hep bunları bağımızı koparmıyoruz. Yani her zaman biz... O zaman bizler de... Ali abi sayesinde. Bizler de başarılar evet. Diliyoruz. Evet. Ne diyoruz? Serdar Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Ramazan Sarısoy'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ ol güzel insan. Bizleri çağırdığınız için çok sağ olun. Allah razı olsun. Yine yanında değerli iş adamımız, başkan yardımcımız, başkan vekilimiz var. Can dostumuz, güzel insan. Onun da duygu ve düşüncelerini alalım efendim. Bahri Çetinkaya.
Ben Sinop'a gittiğim zaman bazen köyüme araba tutarım, bazen giderim yaya. Programıma renk kattın Sayın Bahri Çetinkaya, geçmiş dönem ağamız, başkan yardımcımız. Programıma da sponsor oldun, teşekkür ederim şimdiden. Haftaya Alpant'ın geçecek, Allah razı olsun kardeşim. Öncelikle Ara Başkan'a ve sizlere çok teşekkür ederim. Buradan bizi bütün izleyen Sinoplulara, herkese selam olsun, herkese iyi akşamlar. Yayında da başarılar dilerim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet Çetin kardeşim, ayaklarına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Bu sefer sen hakkını herhalde piyanist şantöre verdin değil mi? O da bana topu attı. Evet, sana attıysa seninle filan yapacağız. Evet. Duygu ve düşüncelerini alayım kardeşim. Evet Kemal abi, başarının daim olmasını diliyorum. Bu arada bizi izleyen herkese selam olsun diyorum. Ayrıca Büyük Kızık Dernek Başkanımız da bizi şu an izliyor. Sayın İsmail Gül. Ona da selam olsun İsmail diyorum. İsmail Gül başkanıma, yönetimine selam olsun. Küçük kızı Hasan başkanımıza ve yönetimine selam evet, olsun efendim. Dikmen'deki bütün derneklerimize, dernek başkanlarımıza, herkese, bizi izleyen tüm herkese selam ve saygılar sunuyorum. Sağlıcakla kalsın. Teşekkür ederim. Şimdi Çetin kardeşim 2 dakika müsaade istiyorum. Sponsorlarımızı geçip programımızda senin parçanla, eserinle final yapacağız. Efendim bizleri şu anda İstanbul Kartal Topselil Mahallesi'nden Kadir kardeşim izliyor. Yine annesi Ayşe ablama, kız kardeşim Cevriye'ye, damatımız Uğur'a, bütün aileme, anneme, kardeşlerime, bütün güzel Türkiye'min güzel insanlarına, Edirne'den Kars'a, bu Edirne'den Kars'a yavru vatan Kıbrıs'a, Türkiye'nin neresinde, dünyada ne kadar Sinop 57 TV izleyen varsa her bir izleyici bize Cazgır Kemal'im Show'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Bizler haftaya aynı gün aynı saatte yine burada sizlerle birlikte olacağız inşallah efendim. Yayında yapım demeye geçen değerli sponsorlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Artek, Arat Teknik bu hafta sponsorluğu sona eriyor. Mahmut Arat kardeşimiz geçmiş dönemlerde sponsor oldu Gerze'de. Artek'in sahibi Ateşalan Dere'de Yüksel Arat hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Metin Yapı, Metin Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Sams Arıtma Cihazları Başkan Yardımcım Nurettin Görgeç'e teşekkür ediyorum. Suda Nakliye, Suda Grup, değerli iş adamımız Recep Çakaloğlu'na teşekkür ediyorum. Fırat Fen Ramazan Kaya'ya teşekkür ediyorum. Gerzler Otobüs İşletmesi Ateşalan Dere Yazanesi Mustafa Kadir'e teşekkür ediyorum. Yeşil Dikmen Davuzlu'nun ekibi Cemal İpek kardeşimize teşekkür ediyorum. Yine test servis klima, aynı zamanda kendisi de bizim ağamız Hüseyin Eşkül'ün oğlu Sefer Eşkül'e teşekkür ediyorum. Can Grup Türk Halk Müziği sanatçısı Necip Can'a teşekkür ediyorum. Mutluluğa giden yolda Nemtaş Düğün Salonu, Esenler Ataşalan Dere. Ramazan ayında düğünlerimiz yok ama iftar programlarınızı salonumuzda yapabilirsiniz. Mutfağı ile seçkin kadrosuyla derneklerimizi ve iftar vermek isteyen iş adamlarımızı bekliyoruz efendim. Evet, Detaysan Yapı Mobilya, aynı zamanda Zeydef Genel Başkanı, önceki dönem Zeytinburnu Belediye Meclis Üyemiz Mehmet Çakır'a teşekkür ediyorum. Kalafatoğlu İnşaat, Hüseyin Kalafat, İsmet Kalafat kardeşlerime teşekkür ediyorum. Uzman Tesisat Hüseyin Çörekçi'ye teşekkür ediyorum. Yine Sinop Gerzeli sanatçımız Mahmut İnce'ye teşekkür ediyorum. Üçer Elektrik Pano, Serdar Onursal Başkanımız Sayın Kenan Abalı'ya selam ve sevgi gönderiyorum, teşekkür ediyorum. Akça Duş Akabin Hıdır Akça, Kadir Eren'e teşekkür ediyorum. Paynamo'da Fason Dikim Atölyesi Sinop Gerze Tahir Köksel'e teşekkür ediyorum. Efendim bu hafta sponsorluğu sona eren Köksel Emrak Nasuh Köksel'e teşekkür ediyorum. Murat Mobilya, Yüzyıl Yahya Engil sponsorluğu sona erdi. Teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun, kesenize bereket. Öz Karadeniz Mermer Gerze, yine Yusuf Aracı kardeşimize, ağamıza teşekkür ediyoruz. Barış Et Lokantası Ahmet Albayrak ve kardeşi Mehmet Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Ramazan iftar yemekleri, düğün mevlid yemekleri yapılır efendim. Yine Gerzeliler Derneği, geçmiş dönem başkanımız Mustafa Bartınlı ve şu anki başkanımız Cumhur Çetin'e teşekkür ediyoruz. Gençler Yapı PCV Alüminyum Doğruma, aynı zamanda Ateşalan Dere'de Şanver Çakaloğlu, Recep Gün'e teşekkür ediyoruz. Kuzu Bey'ine, Tuncay Devrez ve ortaklarına teşekkür ediyoruz. İki telli. AZM Kozmetik, aynı zamanda güvenlik temizlik hizmetleri Sayın Fahri Alkan'a teşekkür ediyoruz. Değerli ekran başı, sizleri sanatçımız Çetin Özdemir'le baş başa bırakıyorum. Haftaya görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık derken Serdar'ımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Evet kıymetli başkanım, şöyle alalım. Oynayalım. Evet şöyle Ayancı Gaming ile finalimizi gerçekleştirelim. Haydi bakalım ekran başı.
Oturmak yok, devam. Dikmenin yolları mıcır arabam, gıcır gıcır arabam, gıcır gıcır önümde çift öküz var, arkamda çift teker var, ediyor gıcır gıcır ediyor, gıcır gıcır dikmenin yolları mıcır dikmenin.